Merhaba arkadaşlar, yeni videomuzla hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yasaklanmış oyuncaklara bakacağız. Eğer daha fazla böyle videonun devamı için kanala abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Lütfen. Ve videomuza geçiyoruz. Çok uzatma. Ve bilezikler niye sıralmamış? Çok popüler olmuştu. Bir zamanlar oldukça popüler olan çıtçıtlı bilezikler yasaklanan oyuncaklar arasında. Niye saklamış ki? Yapışan bu metal bilezikler içinde bulunan sivri metalden dolayı çoğu çocuğun kazaya uğramasına neden olmuştur. Bu nedenle de yasaklanmıştır. Arkadaşlar evimize bilezikler varsa hemen sokağa atın. Ya da o içindeki uçağı annenize annenize hediye edin. Sardık doğru. Sarıta yapmak için kullanabilirler. Dokuz numara, lahana bebek. Lahana bebeği ben bilmiyorum. Bilenler var mı aranızda arkadaşlar? Bu lahana bebek ağzına koyduğunuz lahanaları otomatik olarak çiğnemeye başlıyor. Güzelmiş. Niye saklanmış ki? Çok popüler olan bu oyuncak çocukların parmağını ve saçını ağzına kaptırmasından sonra yasaklanmış. Çok fazla yaralanmaya yol açan bu oyuncak gelen şikayetlerden dolayı da tüm oyuncakçılardan kaldırıldı. Kaldırması bence çok iyi olmuş arkadaşlar. Sizce? 8 numara Orbeez. Orbeez mi? Ne Orbeez ya? Orbeez gibi bir oyuncak yok ki. Diğer ismiyle su maymuncuklarmış. Suya konulduğu zaman 50 katı kadar büyüyen bu Orbeez'ler çocukların yutma tehlikesi ve cilde verdiği zarar yüzünden satışı yasaklanmıştır. Fakat maalesef satan hala birkaç yer bulunmakta. Benim evimde bir tane Orbeez olacaktı ama hiç yutmadım şey. Annemle babam artık ben oyuncakları sevmiyorum diye attılar. Yedi numara uçan balerin. Uçan balerin mi? Bu nasıl bir oyuncak? Barbie şeklinde böyle. Barbie'nin bu uçan modeli gökyüzü dansçısı olarak da bilinir. Bebeğin arkasındaki kolu çektikten sonra bu reklamlarda da çıkmış ama artık reklamlarda yok. Çocuklara ciddi zararlar verebilmekte. Oyuncağın pervanesi çocuklara fiziksel olarak özellikle de gözüne girebiliyor. Hatta kör dahi olabiliyorlar. Çok fazla şikayet alan bu oyuncak da tüm mağazalardan yasaklanmıştır. Bence yasaklanması çok iyi olmuş. Normal baba arın. Barbie. Kim Barbie ya? Hamile Barbie ne biçim bir şey ya? Hamile Barbie karnında gerçekten bir bebek taşıyor. Nasıl? Gerçekten mi? Oha. Çocuklara yanlış örnek olduğu düşündüğü için çok fazla şikayet aldı. Ben bunu bir videoda daha görmüştüm ama onun videosunu çekmemiştim. Böyle o bebek böyle diyor ki insan çocuklar böyle devrilir. Ben annemin karnından böyle mi doğdu? Bebek istediği zaman girip çıkabiliyor mu? Böyle diye bir sürü şikayet var. O yüzden böyle olmuş. Oyuncak fırını güzel mi? Ben oyuncak fırını çok seviyorum. Bu fırın gerçek bir fırın gibi yiyecekleri ısıtabiliyor. Eğlenceli gözükse de çocuklar için tehlikeli olabiliyor. Binlerce çocuk kendini yakınca hatta fırına eli bile sıkıştıranlar olunca satıştan kaldırıldı. Bence kalkması gayet iyi olmuş. Evet. Bence gayet iyi olmuş. 4 numara ay ayakkabısı. Ay bu kısmı ben bunu hiç bilmiyorum. Bakalım neymiş. Bu ayakkabılar ismindeki gibi sizi aya kadar zıplatabilir. Ney? Metalden yapılan bu ben bunu çok sevdim. Oldukça eğlenceli görünse de düşüp bileklerini kıran çok yaralı çocuk olduğundan listemizin 4. sırasında. Siz bu ayakkabılarla bir gün geçirmek ister miydiniz? Vallahi ben isterdim.
Ustam niye yasaklanmış ki? Benim evimde bir tane vardı ama korudu neyse ki. Herkes en az bir defa oynamıştır. Slime, borik asit ve tutkal bileşiminden oluşan yumuşak hamurdur. Bir zamanlar oldukça popüler olan slime'lar bir o kadar zararlılar. Adamların nelerini slime'le oynamış aslında. Haber bültenlerine de konu olmuştu. Çoğu yerde yasaklı olmasına rağmen maalesef satan yerler hala bulunuyor. İki numara araştırma seti. Bunu bilmiyorum ki ben. Annem bana da hiç almadı. Bu oyuncak ile parmak izi araştırması yaparak dedektif olabiliyorsunuz. İlk almamış fakat ama. Fakat parmak izi almak için kullanılan tozun kanserojen maddede içerdiği ve çocuklar için de çok tehlikeli olduğu söylenilince aileler tarafından büyük tepki aldı ve haliyle yasaklandı. Evet arkadaşlar, burada yasaklanmış. Ve bir numara stres şarkı. Sonuncuya bakalım, stres şarkı ne yasaklanmış. Benim evimde tam stres şarkı vardı ama. Bir zamanlar oldukça popüler olan stres şarkısı. Çok popüler olmuştu resmen, ben çok seviyordum. İyice popüler olunca birçok çeşidi çıktı. Renklisi, ışıklısı. Evet, öyle şeyler çıkmıştı ama anlamadık. Fakat stres şarkı döndürüldüğünde parçalara ayrılarak bir çocuğun gözüne saplandı. Ne? Rahatsız edici olabileceği için sizlere göstermedik. Bu olay birkaç kişinin bakarım çocuğun ne olmuş. Yasak getirildi ve çok kişiyi satın almayı bıraktı. Peki sizce yasaklanması doğru bir karar mı? Bence çok doğru bir karar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer sevdiyseniz like atma. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın ve bay bay.